Ushbu inson Muhammadjon Fayziyev, akamiz, qadrdon akamiz va Najot ta'lim o'quv markazida hamkasb ustozlik qiladi. Bundan oldin o'sha iTransition kompaniyasida senior dasturchi bo'lib ishlagan va hozirda Beeline'da o'sha Billab degan kompaniyasida senior .NET dasturchi hisoblanadi. Endi xudo xohlasa bugungi mavzuyimiz o'sha mediator va SQRS. Xudo xohlasa. Shu mavzuda ochib biraz o'zingizni bir tanishtirib aka, yana bir haligi ochilmagan qirralaringiz bo'lsa aytib ketaverasiz. Men bilaman, aytgim kelmayapti. Aytib yuboring. Endi siz aytmadingizmi? Haqiqatdan aytaman. Assalomu alaykum hammaga. Men Muhammadjonman. 7 yil tajribaga ega dasturchiman. O'zim aslida vodiyli, qo'qonliman. Nimani aytsam bo'ladi? Yana har xil kompaniyalarda ishlaganman. Amerikanskiy proyektlarda, Qozog'istonga ko'chib ketib ishlaganman. Bankda, Belarusiyada IPAM'da ishlaganman. Qaytib kelib, iTransition'da ishlaganman. Keyin mana hozir endi, Xudo xolasi, Belarusda optimizatsiya bo'yicha ishlayapmiz. Ayani proyektda ishlayapmiz. Xondamir bilan birgalikda adashmasam aka. Xondamir, shu boshqa proyektda, maniki boshqa proyektda. Shu maniki hozir boshqa, katta muammoga yechim bo'ladigan proyekt bo'lib chiqyapti. Gap yo'q. Zo'r aka. Mavzuyimiz shu clean architecture bilan ichida mediator va SQRS patternlaridan foydalangan holatda o'rganib ketamiz. Birinchi o'rinda clean architecture nima? Clean architecture bu boshqa arxitekturalarga o'xshab, masalan, ko'pchilik o'rganib qolgan entire arxitektura yoki onion arxitekturalar bo'yicha ishlashga o'zi hammasini joyida ishlatgan ma'qul, lekin clean architecture'ni ishlatish kerak bo'lgan joylari ko'proq deb ayta olaman. Faqat hozir o'tib chiqamiz har bittasidan qaysi birini qayerda qo'llash kerakligini. Masalan, tasavvur qiling, siz dastur ideya keldi, kallaga demoqchi. Miyaga ideya keldi, u ideyani tezda tekshirib ko'rmoqchisiz. Tezda tekshirib, dasturni yozib ko'rmoqchisiz. Va bu dasturni siz просто tekshirib ko'rish uchun yozmoqchisiz. Bunda siz entire arxitekturadan foydalansangiz bo'ladi. Bu degani siz tezda o'sha 3 ta layerni yaratasiz. Servislarni yaratasiz, DB context bilan bog'lash uchun shunday ular tekshirib qolasiz. Clean arxitekturani ishlatish bu test rejimidan keyin o'tib olish muammo emas. Bir-biriga keyinchalik almashtirib, buni entire'ni ustiga qurib olsa ham bo'ladi. Bu arxitektura ko'proq shu katta sistemalarga mo'ljallangan, ya'ni katta, masalan, Amerikani proyektlarida ishlaganimizda kamida shu 1 million userlik serverini o'ziga, masalan, 1,5 million dollar to'lovchi proyektlar bo'lardi. Katta bular o'sishi, masalan, kelajakda aniq, ya'ni qo'shimcha fichalar qo'shiladi. Komanda katta 30ta 40ta razrabochik bor, yoki bo'lmasam kichkina kichkina komandalar, lekin unaqa komandadan 5-6ta, masalan, mana shunaqa komandalarda ishlaganda va katta proyektlarda ishlaganda clean architecture'ni ishlatsak, bizda hech qanaqa muammo bo'lmasligi kerak. Agar hamma ssenariy bo'yicha yozilgan bo'lsa, poddержкаda va o'sishda hech qanaqa muammo bo'lmasligi kerak. Shunaqa joylarda biz shuni qo'llaymiz. Buni asosiy sxemasini biz mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, eng markazdan boshlanadi, ya'ni domain. Domainda bizda shu dasturimiz qanaqadir ma'lumotlarga ega, qanaqadir ma'lumotlarni ustida amal bajaradi, to'g'rimi? Shu ma'lumotlarimizni entity'larni yoki qanaqadir aggregate'larni yoki value object'larni saqlash uchun joy. Bu joyda kimdirlar, masalan, interfeyslarni ham saqlash mumkin. Umumiy yoki boshqa shunga o'xshagan umumiy markaziy core bo'lgan joy shu domain. Ha, domain-da.
domain deyishadi. Mhm. Va uni ustiga biz application layer'ni tiqamiz. Ya'ni oldin installingda bo'lsa application layer bilan domainning o'rtasida DAL turardi. Ya'ni data access layer. Bu entire arxitekturada. Albatta. Lekin bizda bitta clean arxitekturada shunaqaki application to'g'ridan to'g'ri domainni ustidan boshqaruv. Bu degani bizda domainda shu ma'lumotlarimiz tursa, applicationni shu ma'lumotlarni ustidan amal. Bu joyda hozircha bazani hisobga olmayapmiz. Prosta logikani hisobga olyapmiz. Bu mana domaindagi ma'lumotlarimiz qayerda joylashishini hali aytganim yo'q, endi aytaman. Biz prosta logikasini nazarda tutyapmiz, ya'ni ma'lumotni o'qish yoki yozish komandalari va shuni hamma kodini logikasini application layerda saqlaymiz. Endi bu ikkalasini ustida ikkita layerimiz bor. Bittasi presentation layer, ikkinchi infrastructure. Presentation layer'ni biz prosta API deb tasavvur qilsak bo'ladi. Yoki birorta MVC qanaqadir bir shu klient tomonidan kirib keluvchi zaprosni qabul qiluvchi joyimiz. Eng sirtqi qatlam. Infrastructure'imiz bo'lsa bizda asosiy baza danlixlar, frameworklar yoki boshqa API'larga bog'lanish servislari, masalan qanaqadir notification servislar, SMS bor degan servislarga bog'lanish integratsiyalar ekanda asosan aka. Hamma integratsiya external narsalardan dependensiyalarimiz hammasi o'sha joyda saqlanadi. Ya'ni buni ichiga baza danlig'i ham, ya'ni bizni application DB kontekstimizdan kirib ketadi shunda. Bu degani biz hech qanaqa tashqi frameworklardan bog'liq bo'lib qolmaymiz, ya'ni ularga qaram bo'lib qolmaymiz. Ular bizni applicationimizni tasavvur qiladigan bo'lsak, dasturimizni asosiy ishlashi tashqi narsalarga vobshe bog'lanmas. Ya'ni ma'lumotlar bor, ma'lumotlarni ustidan amallar bor. Bo'ldi, shuni o'zi. Ya'ni biz o'sha application layer'ni shuni sug'urib boshqa joyga olib turib, ustiga ikkita infrastructure bilan presentation qo'ysak, xuddi o'shunaqa ishlab ketaverish kerak. Ya'ni bog'lanishni polni olib tashlanadi. Endi infrastructure'da nima turishini tushunib oldik. Shunda DB kontekstlar, external servislar, avtorizatsiya ham shuning ichiga kirib ketadi, chunki avtorizatsiya bu tashqi dasturni ishlash prinsipiga hech qanaqa aloqasi yo'q. Chunki biz dependency injection orqali bemalol avtorizatsiya servisini yoki shu avtorizatsiya logikasini almashtirib olishimiz mumkin. Ya'ni bu oldin bizni identity serverimiz orqali bo'layotgan bo'lsa, keyinchalik Google'ga o'tkazib yuborishimiz mumkin yoki boshqa chet anaqalariga externalga chiqarib yuborishimiz mumkin. Chunki bu shuni tashqarida hisoblaymiz, external hisoblaymiz. Hop, clean architecture'ni hozir kod yozganda ko'proq tushunib olishga harakat qilamiz. Ungacha keyingi mavzuyimiz bu CQRS. CQRS bu Command Query Responsible Segregation, ya'ni komandalar va query'larga o'shalarni ishlash anaqasini javobgarligini ajratib olishimiz kerak. Masalan, hozir aytib turgan narsalarni kimdirlargadir yangi bo'lishi mumkin, lekin kimdirlar ko'rgan bo'lishi mumkin. Hozir biz o'sha clean arxitekturani yana ham clean qiladigan narsalar haqida gaplashyapmiz. Bu yerda command query responsible segregation ni oldin birlashgan variantini biz servislarda ko'rgan bo'lishimiz kerak. Ya'ni entire arxitekturasi bilan yozgan paytimizda biz masalan user service, student service, bir narsa servislar yaratib tashlaymiz. Bu joyda kodimiz ichida get ham bor, get by id ham bor, create ham bor, hamma narsasi bor. Mana shu narsani bizda patterni borki, komanda va query'larga ajratib olish komanda anaqalari patterni. Bitta masalan bazaga yozuvchi mana sxemadan ko'riladigan manipulyatsiya qiladigan asosiy servislarimiz alohida bo'ladi, faqat oluvchilari boshqacha bo'ladi. Lekin uni ham bo'linib ketgan, ya'ni har bitta amal uchun bitta komanda yoziladi va u komanda uchun handler yoziladi. Ya'ni masalan create command bo'lsa, create user command, masalan userni yaratish komandasi. O'sha komandani ichida qanaqa ma'lumotlar borligi yoziladi va u uchun bitta alohida handler yaratiladi. Ya'ni mana shu komandani shu komanda bo'lgan paytda bu komandani olib ichida ma'lumotlardan olib bazaga o'zgartirish kiritib yuborish kerak bo'lgan.
query bo'ladigan bo'lsa, queryda ham bitta query yaratiladi. Ya'ni so'rov, bazadan so'rov. Soru. Bu so'rovimiz ne ham handler bor. Ya'ni so'rov chaqirilgan paytda uni handler ushlab oladi va uni handle qiladi. Ya'ni ushlab olib uni obrabotga yuboradi. Obrabotchi deydi buni. Shunaqa command query, ya'ni servislarimiz endi bizda ismimizdan chiqadi. Har bitta amal uchun alohida narsa. Masalan, register command, register user command, create user command, delete user command, yoki get post query. Mana shunaqa narsalarga ajratilgan va ular uchun alohida handlerlar yaratilgan bo'ladi. Bu nimaga kerak? Bu bizni bu bizda mana shu servislarimizni qanaqadir shu bizni prinsiplarimizni buzmasligiga yordam beradi. Ya'ni har bitta narsa o'zini javob o'zini ishini qiladi. Ya'ni komanda bu komanda, bitta amal bu bitta amal, bitta so'rov bu bitta so'rov, bu bitta servisga tiqilib hamma narsa chalkash bo'lib ketmaydi mana shu holatda. Endi keyingi narsamiz bu mediator. Endi tasavvur qiling, komandalar bor dedim, komandalarni yoki queryler bor dedim, bu queryelarni handlerlari bor, to'g'rimi? Bu bitta komanda yoki query qaysi handler orqali obrabotga bo'lish kerakligini kim hal qilishi mumkin? Mediator hal qiladi. Ya'ni o'rtada turadi, qanaqadir komanda bajarildimi, u komandaga kerakli bo'lgan handlerni bizga topib beradi. Kim obrabot qiladi deb so'raydi, masalan, uni o'sha o'sha orqali obrabotchini topa oladi. Mediator bizga eng katta foydadan bittasi, bu beradigan foydasidan bittasi bu bog'lanishni kamaytirish. Ya'ni shunaqa bo'lib ketadiki, servislar yozgan paytimizda servislarni ichida qaysidir boshqa narsaga bog'lanamiz, keyin u ham boshqa joyga bog'lanadi. Uni alishtirib yuborish muammo bo'ladi, test qilish muammo bo'ladi. Shu holatda bizda mediator patternni mana shu bog'lanishlarni uzib qo'yadi, ya'ni o'rtada turib bizga yo'l ko'rsatib turadi. Mana komanda keldim, ha sen bu tarafga borasan, mana handlerga uchraysan, seni bu obrabotga qiladi. Xuddi masalan bankda yoki doktorxonalarga kiradigan bo'lsak, tashqarida informatsion bo'lim bor-ku, o'sha yerga borib siz mana shu og'riyapti, kimga uchraysiz? Mana shu yerga borasiz, shu xonaga kirasiz dedi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa mediator pattern. Yoki bo'lmasa biz tasavvur qilaylik, samolyot, aeroport. Aeroportda samolyotlar agar bir-biri bilan bog'lanib, har safar san qo'n, man qo'n, birinchi yoz, man qo'nmasam bo'lmaydi, aeroportga o'z ketisha qolyapman deganda, bu vaqt o'tib ketardi birinchidan, bog'lanish bo'lib qolardi, har biri bir-biri bilan kelishish kerak bo'lib qolardi. O'shaning uchun aeroportlarda hamma samolyotlarni kontrol qiluvchi dispetcherimiz bor. O'sha dispetcher, san birinchi qo'nasan, san bu yerga tushasan, san ikkinchi yo'lakka qo'nasan, mana shunaqa qilib kontrol qilib beruvchi mediator vazifasini bajaradi. Endi bu o'zi narsalar nima kerak? Bitta bizni memimiz bor, kichkina. Bitta refaktor qilinglimi deb so'rayapti, dasturchidan ha deyapti. Qanchaga tushdi dedi? 96 euro 126 earnings. Agar buni klient kod qilib, arxitekturalar maslab ketganda, bunaqa narsalarga duchor bo'lmasdi. Ya'ni og'riqsiz kechardi, birorta bitta feature qo'shish yoki bir narsani to'g'irlash. O'shaning uchun everything deyapti. Men shu gapni eshitganmanda, misol uchun asha clean architecture'da refactor qilish qiyinroq deyapti, shunaqami o'zaki? Yo, naоборот, naоборот. Clean architecture'da refactoring qilish naоборот oson. Har bitta narsa uchun alohida klassimiz bor, har bitta komandamiz alohida, to'g'rimi? Bu narsalarni refaktor qilish osonlashadi, agar hamma narsani to'g'ri qilib ketgan bo'lsak. Adashilgan bo'lsa-chi ozgina? Adashilgan bo'lsa endi u refaktorga kirmaydi. Refaktor bug fixing qilmayapmiz, refaktoring. Tushunarli. Endi biz to'g'ri kodga o'tadigan bo'lsak, Demak, amaliyot qismimizda bitta loyiha kichikroq implement qilib ko'ramiz, to'g'rimi aka? Xo'p, shunaqa. Ma'qul. Sizlarga share bo'lmayapti, to'g'rimi?
Yok, hazır şehir bölgeni yok. Ben de Göründü. Biz bu da web API ile sonra o çalışan bir İyi. mesela ana kabul post okay, my blog my blog API My blog API. bu cihazı .NET hemen size o depoladı. Açık oldu. Aynı açılı baş başına. MyBlock API. Blogumuzu tasavvur edelim. Post bulabiliyoruz. Yani publikasyonlarımız bu. Bunu hiç ne kadar izleteceğiz, hiç ne izleteceğiz. Prosto. Bitti o yüzden blogiz. O yüzden blogiz yazıp oturuz. Şu narsanın prosto implementasyon programımız. Başarı biz gerek olabiliyoruz. Bitti. Biblioteka. Bibliotekam bu. Schemamızı kaytarken bu şey. İşte ortada domain layer, yani my blog domain. My blog domain. My blog domain'de entities diyen papkamız bu sefer. Bu papkamızı içine şu postamızı tıkamız. Yani post diyen entity yaratmalarımız. Post again entity'miz ID'si olsun. ID'si Bu yerde title'ı hazır post degende köp adam HTTP metod için yaptı. Bu hazır blog site kılıkkenimiz için asosiy entity, domain entity bu bir yerde post boladı. Çünkü Hmm, bu da Instagram post ki hoşça gelmez. Instagram'a post koyduğumu ne diyor? Köp adam. Ben özüm çarpıp kaldım başta. ya Ha. ben de post demeliyim ama değil. Yok Blog yok. demeliyim. Post doğru. Ben özüm proses çalıp kaldım. Şuna ayet koy yapan kagerler geldim. Şuna kabul et de hazır. Ona kadar gelip çıkartıyorum. Post böyle. Post title'ı body'si yok ki content'ı post ID title content'ımız var. Şunu olsun bizi hazır eder. Yani dasturumuzu main'e yani tag'e şu bitti entity'ye asoslanan yamulatlarım. Bizde şimdi etkenimde ikinci layer'ımız bu application layer yani bunun üstü yapılırken layer'ımız MyBlog application. Bu application layer'ı sadece baştan baş koşup getirdiğim bir şey. Mesela dependency injection'larına şu layer'ını o zıfır çıkıyor. Şu an için sadece static class extension yaratmalarımız. Bu extension metodu Okay. var. Bunun. Service extensions, Fakat şu application oraya da joylaşken servisler başka bir servisler mesela. That application demek. This I service collection services Turing services. Şimdi ben I service collection işler için de onları koşup beğenmiş. Web. Web Depend. anında. Okey. Extension metot yapacağız hazır. Bu prosta bu ana kadar süre degen ve Ha, program ha. sayesinde içeri program sayesinde içeri şakırtın. Servislerde yok hatta ötküsü için extension metot yapmasın. Bitti kadar. Add application. Hazır bu yok. Biz prosta bence zavisimiz. Yani de ben de koşmamız gerek. Application'ye
application ichida bo'lsa domenga. No, yo'q, API ga application ni qo'shamiz hozir. API ga application qo'shdik. Aha. Na? Va application ichida domenga. Domenda, okay. Aha. Shunaqa holat. Bizda tasavvur qilinglar. Biz komandalarini, ya'ni CQRS anaqalarini talabdan kelib chiqib yozamiz. Ya'ni bizda nima bo'lish kerak? Create bo'lish kerak, to'g'ri? Create, yaratilish kerak. Biz o'zimizga o'zimiz shunaqa narsa qo'yib olishimiz kerakki, bu narsani use case deydi, ya'ni talabdan kelib chiqib, o'sha ya'ni case'dan kelib chiqib, o'shani qo'shish. Ya'ni biz bitta umumiy post servis yaratmaymizda, bitta create post command yaratamiz. Bizda masalan bu joyimizda qilib bo'lishi mumkin. Use cases papka ochib olishimiz mumkin. Use casesda use casesimizda post degan papka bor. Ya'ni postni use case'da, postni ustida nimadirlar bajarilishi mumkin. Tushunarli. Va bu postni ichida уже commands bo'lish kerak va queries. 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 Commands queries. Commandsda bizda o'sha yozib bazaga yoziladigan command narsalar, queryda faqat o'qib oladigan narsalar. Bu yana ham foyda berishi mumkin qachonki CQRS shunaqa anaqa katta o'rinda arxitekturalar qurilganda baza ikkita qismga bo'linadi, ya'ni yozish operatsiyalari, o'qish, o'zgartirish, insert shunaqa narsalarni obrazovka qiluvchi baza va zapros, ya'ni read baza. O'qish va yozishga alohida ikkita baza qilinadi. O'sha holatda queryalarimiz faqatgina ikkinchi o'sha read bazaga yo'nalishi mumkin va yana ham tezlashadi bu ishimiz. Ya'ni o'qish jarayoni tezlashadi shunda. Tushunarli. Bitta bizga bitta klass kerak. Bu klassimiz create post command. Create post commandda bizga hozir mana shu joyda komandani ishlatishimiz uchun bizga mediator kerak bo'ladi. Mediatorni sinab ko'rib olamiz. Patternni o'zini mediator kutubxonasi bor. Mediator yoziladi patternni o'zi. Lekin kutubxonaning nomi mediator сразу. Mediatorni o'zini sinab ko'rishimiz kerak va extension qiynalmasligi uchun extension sinab ko'ramiz. Shu bilan bizda I request degan interface paydo bo'ladi. Ya'ni I request bu komanda ham va query. I request nima qabul qiladi ichida? Response, ya'ni bu komanda ishlab tugagandan keyin nima qaytish kerak javobi. O'sha narsani qabul qiladi. Create post bizga hozircha hech narsa qaytarish kerak emas, shuning uchun prosta tak I request qilib belgilab qo'yaman. Hop, endi payloadini mana komanda bo'ladi va komandani ichida qanaqadir ma'lumot keladi, to'g'ri? Payload keladi. O'sha payloadini mana shu ichida yozib qo'yamiz, ya'ni bitta bizga post ID kerak emas, bizga title kerak. Va content kerak. Ha bu demak yaratilgandan keyin user'ga klient tarafga qaytarib yuboradigan datalarimiz payload. Yo'q. Bu user'ga emas, bu command handler'ga kirib keluvchi ma'lumot, ya'ni tashqaridan kirib keluvchi ma'lumot. Ha, tashqaridan kirib keluvchilar. Okay. Bottom modelga o'xshaydi, ya'ni tashqaridan kirib keluvchi model deb tasavvur qilsak. Endi mana shu komandani obrazovchikni yaratishimiz kerak, ya'ni bu create post command bo'ladigan bo'lsa, handlerni yaratishimiz kerak. Kimdirlar alohida class, alohida fayl qilib ochadi. Kimdirlar mana shuni ichida yozadi. Men o'zi alohida fayl qilib ochaman, lekin hozir chalkashib ketmaslik uchun, ko'rinishi uchun nima borligini pastdan yozib keta qolamiz. Handlerni bitta fayl nomida. Bitta I request handler bo'lishi kerak, ya'ni handler create post command handler I request handler. Create post command bo'lishi kerak. Va bu
Mesamız. Her request. Hocayda bizim haberimiz gelmedi. Yani o zaman. Yani ne malabla bakmak Va qayta uchun ma'lumot. Qayta uchun ma'lumot unit deb nomlanadi. Qanaqadir agar void bo'lsa, hech narsa qaytmasa, unit qilib qaytarib yuboramiz. Unit Başkasına degani bu atmasın. metadata o'zida xulosani pustata, pusta joy hech narsa emas. Yoki ikkinchi narsa bor, async request handler. Bunda mana bu unitni ham berishimiz shart emas. Bu narsamiz, hozir bu qizarib turgan sabab biz uni implementatsiya qilishimiz kerak, shuning uchun qizarib turibdi. Async request handler bor va prosta iRequest handler bor. Ikkalasining farqi bunda qaytuvchi rezultat yo'q, faqatgina task bo'ladi qaytuvchi rezultat. O'shaning uchun mana bunaqa unit ham qo'shilishi shart emas. Ha, void bo'lsa, demak shuni ishlatsak bo'lar ekanda. Ha, void bo'lsa shuni ishlatsak bo'lardi. Agar qaytuvchi javob bo'ladigan bo'lsa, iRequest handler turib, o'sha qanaqadir model, bu narsa response. Bunu hazır. Hazır ki, I think request kendi bunun için de bana bu title content like veremez. Çünkü biz imamız bana bu request de geldi. Yani bu handler işe düşken payda request içi git forladı. Request'in içinden bu meselelerini OSE bulundu. Hop, endi mana shu joyda bizga ba'zi danliq kerak bo'lyapti, to'g'rimi? Ya'ni ma'lumotlar bazasi. Ma'lumotlar bazasi kerak bo'lyapti. Bu ma'lumotlar bazasini biz application DB kontekstini hali yaratib olganimiz yo'q, lekin ma'lumotlar bazasi borligi haqida bilamiz. Qattadir bor, lekin uni implementatsiyasini bilmaymiz. O'shaning uchun biz abstraction yaratib olamiz, abstractions. Va abstractionsda biz I application DB context yaratamiz. I application DB context ichida birinchi o'rinda o'sha DB setup bo'lishi kerak. Bosib degan. DB setup bo'lishi kerak. Post va task int qaytaruvchi save changes async bo'lishi kerak. Cancellation token qabul qiluvchi. Endi mana bu joyga prosta NCP markni qo'shib olamiz. Ana DB set bo'lishi uchun o'zi uni ham boshqacha qilsa bo'ladi, lekin bizni holatimizda hozir NCP markni o'zini qo'shib olamiz, qorni shu joyga applicationni ichiga. Lekin hali biz implementatsiyasini qilganimiz yo'q. Ya'ni bizda hozir prosta interface bor. Tushunarli. Ya'ni bizni applicationimiz biladiki qayerdadir implementatsiya bor va uni narsalari bor, ya'ni post bor, save change bor. Shuni biladi bo'ldi. Endi biz bu narsani mana bu joyda qabul qila olamiz. Private read only I application DB context context. Va o'zimizni eski hali DB context yo'q. Shunchaki biz abstractiondan foydalanib turib, suvda bor deb tasavvur qilib. Keyin bu yoqdan dependency injection qilib ro'yxatdan o'tkazib yuboramiz. Shunaqa. Ya'ni bu yerda hozir hech qanaqa bog'lanish bo'lmaydi, implementatsiyaga bog'lanish bo'lmaydi. Application faqat interface haqida biladi. Boshqa narsa haqida bilmaydi. Qanaqa realizatsiya bo'lgan, qaysi bazaga yozadi, connection nima uni Oracle nima bo'lsa, xullas o'zi biladi deb qo'ygan. Lekin menga faqat o'sha interfeysini bergan, nima qila olishingni bergan bo'ldi deb qo'ygan. Tushunarli. Keyin bizda repozitoriylar yozilmayotgani sababini aytib ketaman. Ko'pchilik repozitoriy patternni ishlatadi, lekin mani ishonchim bo'yicha men o'zim o'sha narsaga kelganmanki va ko'p joylarda ham bu haqda yozilgan. Application DB context, ya'ni prosta DB context'ni ishlatganimizda repozitoriydan foydalanishimiz bu yana ham prosta qo'shib, droj qo'shib, kerak emas narsadan foydalanish degan bo'ldi. Ya'ni repozitoriy pattern bilan unit of work'ni yig'ilgani application DB context, ya'ni DB setimiz bu bizda repozitoriylar vazifasini bajarsa,
Save change alış funksiyası. Yani şu transaksiyon, yani 5-6 tane sen yığıp keşke yapıp durup, onu track tutup, save change varışı, bu şu unit alıp alıp vazifesini bedeler. Yani bunu üstü yani repository'nin üstü içi de gibi kontekst saklasa bu gelemez nasıl bu para yani Yakında ortaya. Muhammed Can'ın kimisi boyunca bir bola bile bana kupal dedi ki yaklaşıp repasyonu ne mi kereydi yaptı da uyan. Rokun sor için de yaptı da hazır özü anak işletilgen bosa, Unity Framework bosa, ne mi kere gibi var, bir context bosa de yaptı da. Ki benim şuna kadar bir oyladım. Bu, lekin bir yakında proyekte doğru kep kaldım da misal için repozitoriyanın manası ne mi? Repozitoriya bu malumatlar bazasından o beradi, yozadı. Hani logika yok yani. Baza mesela bazadan malumat alıp yani bazadan mı bilmiyorum. Resurstan da orkada. Kaydan keladi, bazadan keladi mi, keşten keladi mi? Misol için de başka joydan keladi mi? Xullas o'sha narsani olib berish bo'lyapti-da. I agar repozitoriyada agar tolka database bo'ladigan bo'lsa, hozir bu narsani men to'g'ri deb o'ylayapman o'zimcha-da. Lekin misol uchun kesh aralashib qolgandan keyin repozitoriyani men o'rnini bildim. Misol uchun ozgina bo'lsa ham. Agar database kesh'dan olish kerak bo'lsa, kesh'dan beri oladi. Bo'lmasam database'dan olib beradi deyiladi. Misol uchun servis bilmaydi-da u kesh'dan keladimi u repozitoriy bazadan keladimi? U shunchaki ma'lumot deb qabul qilyapti-da. Shu joyda agar kesh bo'lsa o'zim uchun istisno qildim agar kesh bo'lsa. Lekin agar nima bo'ladigan bo'lsa просто database o'zi bilan ishlaydigan bo'lsa katta performance kerak bo'lmasa shunday o'zini solaverish kerak ekan. Umuman repository pattern kerak emas ekan. Entity Framework'ın o zaman cache var. Mağaz bu cache'ni etmeye yapalım. Track için işletti. Yani Allah o da cache'in var. O yan bir purchases. Mancı bu adalı bu sekere. Bu repository pattern ne In-memory cache kadar? işledim. Pasti şuna kadar. Xullas repository haqida gapiradigan bo'lsa, repository deb oldin istaringda bo'lsa, adonetda yozilganda SQL lar o'sha konkretni prem SQL ni to'g'ridan to'g'ri yozib ketadilar. O'sha narsalarni prosta kod uravniga abstraksiya qilish uchun ishlatilgan oldin asosan. Ya'ni SQL larni har safar yozib o'tirmaslik uchun dataga access beruvchi joy qilib hisoblanib yozilgan. O'shaning uchun repozitoriylar ishlatilgan. Hozir mana bu Entity Framework ishlatish paytida o'shaning uchun men aytdimki, ortiqcha. Shart emas. Lekin o'sha aytganingiz balki qanaqadir joylarda ishlatish mumkin, lekin keshini o'sha Entity Framework bizga alohida kesham beradi, keshim degan narsasi bor. O'shani ham bir ko'rib chiqib, shu joylarni o'sha yechimingizga ishlatib ko'rsangiz. Menimcha u in memory bo'lsa kerak-a. Menimcha shunaqa. Menimcha agar uni joyidan bersa bo'lsa kerak, diskka qilib to'g'irlab, menimcha. Bir ko'rish kerak ekan unda. Men tekshirib ko'rmagan ekanman. Shuni bir ko'rarsiz. Xullas, requestimiz bor. Requestimiz bor. Hozir avtomatik qo'shmayapman, lekin avtomatik qo'shib qilinishi kerak o'zi. Bizda entity yaratilishi kerak, ya'ni new post import qo'yardik. ID kerak emas. Title'ni bizda request bo'ladi title. Content'ni ham request bo'ladi content. Entity endi context orqali biz postlanchiga add qilib entity'ni qo'shib turib wait context save as it. Turib bir check cancellation token deb yozsa shu bilan mana bu komandamizni handleri yozildi. Ya'ni mana shu komanda bajarilganda mana bu handler tomonidan ushlab olinadi va obrabotga qilinadi. Bu eng oddiy misoli anaqa funksional mediator. Bundan tashqari mediator yana ko'p bizga qo'shimchalar beradi. Har bittasini hozir ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Lekin yana hozir bitta nima yaratib olaylik, kontroler. Muhammadjon aka, shu joyda cancellation tokenga ham misol sal description berib keta olasizmi? Bu yerda
tushunmaydiganlar bo'lishi mumkinda. Process controller veriyor. Kaytan. Ha, cancellation token bitti hazır. Override kılıklarına handle'ını alıyorkenimizde bu task bu yan için yani bu bana bu muminası asinkron işleşi olduğundan başarat kılıp yazılığını yaptı. O şanda biz cancellation token'ını veri varışımız gerek. Bu cancellation token kattan keladi. Bu cancellation token o'zi umuman mediatorning ichidan kelib bizga tushadi. Va mediatorga bo'lsa tashqaridan, ya'ni kontrollerdan kelib tushadi. Kontrollerga qatdan kelib tushadi. Bu kontrollerga middlewarelardan kelib tushadi. Middlewarega bizda appdan kelib tushadi. Ya'ni oddiy HTTP listener orqali server yozganimizda ham har bitta klientni alohida task, ya'ni alohida patokka chiqarib yuborganimizda ham bunga bitta cancellation token stop anaqasi orqali yaratib berib yuboramiz va uni любой paytda mana bu zaprosimizni yarim yo'lda to'xtatib qo'yish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni cancellation token is cancellation request bo'lsa, patokimiz yarim yo'lda to'xtab, o'z ishini to'xtatadi. Mana shu uchun kerak bo'ladi. Tushunarli. Endi post controller. Post controllerda bizda hech qanaqa servisga bog'lanmaymiz. Hech qanaqa ortiqcha narsaga bog'lanmaymiz. Faqatgina bizda qo'shadigan narsamiz bu private read only i mediator. Mediatorni o'zini qo'shib olamiz bo'ldi. Endi bizda HTTP post method bo'lsin. Bu async task. Demek i mediator interfeysimiz nimadan keldi o'zi? Package'dan o'tgan. Nima keldi shundan? I mediator abstraction'imiz, interface'imiz o'zi package'dan keldi. Biz o'zimiz yaratganimiz yo'q. Pattern'da o'zini keldi. Yo'q, o'zi keladi, o'zi keladi. Bitta create post degan metodimiz bo'lsa, buni ichiga biz to'g'ridan to'g'ri xolasa komandani qabul qilib olishimiz mumkin yoki bitta request alohida o'zi uchun mana bu joyda model yozib turib request yaratib olishimiz mumkin. Biz endi alohida narsa qilib yopmaslik maqsadida create post komandni qabul qilib qo'ya qolamiz, lekin aslida to'g'riroq bo'lardiki mana bu joyda model yaratib turib papka buni ichida request yaratib va requestni qabul qilib buni komandaga o'girib olsak to'g'riroq bo'ladi. Mapper deysizda? Mapper yoki oddiy qo'lda mapper. Endi qaranglar, bu komanda keldi bizga. Endi komandani nimalar qilish kerak, bo'lami? Komandani qo'limizga oldik, lekin hozir hech narsa qilmayapti. Shu holatda bizda mediator yordamga keladi. Mediatorga send qilamiz. Ya'ni mediator mana borib nima qilsang qilman, shu komandani ol, mandan yo'qol deymiz. Qo'limdan olgin, shuni deymiz. Buni endi await qilamiz. Bu async method bo'lgani uchun. Va qadar OK qaytarib qo'yamiz. Endi bo'ldi. Mana mediatorimiz bor. Mediatorimiz komandani o'zi bilib mana bu handler orqali obrabotka qiladi va handlerimiz mana bu bazaga yoziladi va save changes qilib oladi. Type'ni o'zi oladi. Demoqchi, type'ni o'zi olib topib oladi qayerga borishni. Zo'r. Endi biz mana bu joyda dependency injection'imiz bor edi. Dependency injection'imizga ana mediatorimiz qo'shib qo'yishimiz kerak. Services at mediator ichiga sidebar application assembly degan narsasi bor edi. Assembly masada application yep. Plus type of mediator dozen type'ini qo'shishimiz kerak deb menimcha. Yo, bitta o'sha именно assembly'ni berishimiz kerak. Assembly get execute assembly qilamiz hozircha. Lekin bunda mana bu application'dan kelgan mana shu application proyektini assembly'sini berishimiz kerak. Hozir executing assembly qilsagan mana shu xato bo'lmaydimi? Masalan, to'g'rilaymiz agar xato bo'lsa. Bu joyda mana bu
application qo'yganmiz. Bu add application mana bu dependency injection ibaradi. Va mediatorni qo'shib oldik. Endi hech yo'q shu ishlayaptimi yo'qmi tekshirishimiz uchun bizga kerak bo'ladi infrastructure deyaptorimi, ya'ni bazamizga hali yozuvchi implementatsiya. Ha, tushunarli. Tushunarli. Endi bizga mana shu joyda bitta proyekt yaratamiz. Bu proyektimizni MyBlog infrastructure deb nomlaymiz. Buni ham dependency injection degan klassi bo'ladi. Ya'ni har bitta layer o'zini dependensiyalarni o'zi qo'shishi kerakda. Bu yoqda keyin chaqirib qo'yaveramiz. Tabrik. Buni ham application'ga bog'lab qo'yamiz. Esaringda bo'lsa, API bilan infrastructure application ustida turadi. Tushunarli. Public static service collection at infrastructure is mana shu joyda biz servisni ichiga biz add scope qilib yoki bo'lmasa add db context qilib ana i application db contextni yuborishimiz kerak bo'ladi. Endi mana shu joyda mana shu joyda endi bizga o'zi db contextni o'zi keldi. Shuning uchun biz mana bu joyda o'zimizga papka yaratib olamiz, ya'ni baza danliklar uchun. Bu narsa ko'pincha persistence deb nomlanadi. Ya'ni persistence bu ruschasi qilib aytgan ruschasiga aytganda ustoychivost, ya'ni nimani dasturimizni ishlashini ushlab berib turuvchi narsa, ya'ni bazada endi ushlasiz o'sha ma'lumotlar saqlanadigan joyi yoki qanaqadir qanaqa tushuncha bo'ladi buni. Qo'yxona. Shunaqa boqib turuvchi narsa. Hop, endi bu yerda birinchi o'rinda entity configurations masalan bo'lishi mumkin. Entity type configurations va bundan tashqari o'zi db kontekstni o'zi application db kontekst. Application db kontekstimiz bu yerda biz buning uchun entity frameworkni qo'shib olganmiz. Bu applicationni ichidan keladi. Bundan tashqari bizga npj sql kerak. Masalan npj sqlni qo'shib olamiz. Oltini yetti ketaveradi. Olti ketaveradi. Db kontekst. Db kontekstimizga birinchi o'rinda nima kerak? Konstruktor kerak. Konstruktorimiz ichida db kontekst optionsini qabul qilib olamizda. Mana shu bilan endi bitta db setini qo'shib qo'yamiz. Post. Shu hozircha db kontekstimiz. Endi bunga nastroykani tashqaridan olamiz, ya'ni mana bu joydan application db kontekst. Application db kontekstni ichida endi biz optionsini berishimiz kerak, ya'ni ana konstruktorni ichiga qabul qiluvchi narsani options use npj sql ichiga konfiguratsiya berishimiz kerak, lekin konfiguratsiyamiz yo'q, o'shaning uchun konfiguratsiyani mana bu joyda qabul qilib olamiz. Configuration default connection. Hop, bizda nima ko'rishyapti? Mana bu narsani implementatsiya qilmagansan deyapti. Unda
Hop, endi mana bu yerda infrastrukturni ham program sessiyasi ichida chaqirib olamiz. Asosiy Application layer'dan. presentation layer'ga. Infrastructure. Infrastructure'ni qo'yish uchun zavisimizni qo'shib olamiz birinchi infrastructure'ni. Infrastructure ichiga bizda configuration kutyapti, o'shaning uchun configuration'imizni berib olamiz. To'g'ri. Hop. Shunda bizda bu joyda o'zini DB kontekstini qo'shib oldi. Lekin bizda bu application'ni interfeysini ishlatdi. Shunda bizga tashqaridan tasavvur qilinglar, aytib man turibmanda ovqat borligini bilaman, ya'ni ovqat yeyish mumkinligini yoki ovqat nimaligini bilaman va tashqaridan man qo'limga bunday qilib berib yuboryapti odam. Shunaqa qilib mana applicationdan chiqqan ham tashqaridan man sanga DB kontekst mana shuni ishlatasan deb man sanga tayyorini berib qo'yapti. Bu prosta bilardi shunaqa postlari borligini va save change qilishi mumkinligini bilardi xolos. Implementatsiyasini tashqaridan olyapti. Endi bizda command bor, DB kontekstimiz bor, post kontrolimiz bor, postning boshqaruvchi mediatorimiz bor, komandani shu bilan bizda ishlashi kerak. Ishlatish kerak. Shuning uchun bizga bitta connection string qo'shib olishimiz kerak. Connection string, step out connection. Primary server. Met. Bir. Bir. Shuni tayyorlab olib qo'yaman bitta. Database nomi bo'lsa aytaveringmi, aytib o'tiraman. Database bormi ekanmiz? Connection'imiz bor, endi ishlatib ko'ramiz. Tepadagini qanaqa yo'qotib olaman, bilmaysizmi? Nimani? O'ng taraf, o'ng tarafida anavi nima bor? 3 ta point bor-u. Bosib floating panel bor. Hide floating panel degani bor. Control panel. Ya, shunda mana qaysi manda ruscha ekanmi? Ruschasi nima bo'ladi endi? Bo'ldi, yo'qoldi, lekin qanaqa eskani boshim kerak. Eskani bosmang endi. Eskani bossangiz chiqadi. Mana bizga migration kerak edi. Migration kerak edi. Migration ishlash uchun biz infrastructure nachiga tools kerak. Va mana buni ichiga dizaynni ham qo'shib olamiz bo'ldi. Bo'ldi, endi biz bitta migratsiya qo'shib yuboramiz, lekin mana proyekt nomini post anaqasi yaratildi. Bizda o'zi mana bu joyda entity type configuration ichida o'sha point API orqali qilingan konfiguratsiyalar bo'lishi kerak edi. Lekin oddiy bo'lgani uchun qo'shmadik, lekin mana shu joyda bo'lishini sizlar bilinglar. Va mana bu birorta kichikrog'idan qo'shib qo'ysak bo'lar ekan, aka. Post model uchun. Migration'ni biz persistence'ga prosta o'tkazib qo'yamiz. Kelajakda mana shu joyda yaratilish uchun va bitta post entity type configuration yaratib olamiz. Bu o'zi migration oldin qilinishi kerak bo'lgan narsa edi. Lekin mayli, endi kechdan ko'ra kecha. Relationlari. Relationlari. I entity type configuration degan narsamiz bor. Ichiga postni berib olamiz. Post va mana bu configure degan metodini
implementasiya qilamiz va builder orqali biz hamma narsasini olib chiqamiz. Masalan, key, masalan, key ID, builder, has property, masalan, title, has max length, masalan, 100. Xuddi on model creating ichida yoziladigan konfiguratsiyalar bu yoq ko'chyapti-da. Xuddi o'sha narsa bitta ko'ch chiqadi. Shunda bizda yana ham tozaroq bo'lib chiqishiga sabab bo'ladi. Ya'ni hamma o'zini shuna qiladi. Ya'ni DB context o'zini shuna qiladi. Mana bu konfiguratsiya o'zini shuna qiladi. Ya'ni biz oldin mana bu joyga hamma narsani chiqib chiqishimiz kerak bo'ladi. All right qilib. All right. On model creating va tagida model builder entity qilib mana model builder entity qaysidir entity'ni nimasini tanlab ketardik. Biz hozir bitta bo'lsa model builder apply configuration new first entity type configuration qilamiz. Configurationlar ulab-ulab qo'yamiz ekan bo'ldi. Ana o'chirib yuboramiz base'ni. Base on model. Ya base ham turarsin, base ham kerak bo'ladi. Okay. Çünkü o zaman şey ne kadar tabi ya. Bu nasıl buldu? Nasıl buldu? Ne yana bitti migration yapıp alalımız. Title is required. Migration. Title is required. Ya, migration koşalımız. Ana bu joyda nalar bo'ldi, password bo'ldi va 3 talik bo'ldi. Update database. Savol kelib tushibdi. Ana qasam. Xo'sh, savolimiz. Birinchi savol, 3 ta layer ham bir-biri bilan o'zaro bog'landi. Shu to'g'rimi? 3 ta layer bir-biri bilan bog'landi. Qaysi layer? Mana qarang. Birinchi o'rinda API'miz application'ga bog'landi. To'g'rimi? Application domain'ga bog'landi. Infrastructure bo'lsa application'ga, application yana domain'ga. Mana bu API mana bunga faqat dependency'lari uchungina bog'landi xolos. Ortiqcha narsa uchun bog'lanmadi, ya'ni dependency injection'ni o'zi uchun. Biz Google'dan qaraydigan bo'lsak, client architecture'ni ichiga kirib rasmlarni ko'radigan bo'lsak, shunaqa rasmni topishimiz mumkinki, o'sha chatga ko'rsatgan API'miz infrastructure'da mana shunaqa bitta o'rovin tip parolda turadi. Mana bu infrastructure bilan buzilgan chiziq orqali bog'lanadi. Lekin application bilan to'g'ri chiziq orqali bog'lanadi. Bu degani infrastructure'ga faqat dependency'larni olib olgani o'tadi. Qolganlariga nima komandalar yo boshqa narsani ishlatgani o'tadi. İkinci savol, mediator tashqi resurs bo'lsa, ya'ni package install qildik deyapti. Bizni business layerimiz tashqi resursga bog'lanib qolmaydimi deyapti. Yo'q, bu narsa tashqi resurs deganda, tashqi resurs bu o'zimizning resursimizdan bo'lishi mumkin. Ya'ni mediator patternini o'zida implementatsiya qilsak, bu tushunarsa bo'lardi. Biz prosta olib turib, kutubxonani olib qo'yapmiz. Clean architecture yoki o'sha CQRS mediatorlar hammasi kutubxonadan ajralishni sizlarga hech qachon rekomendatsiya qilmaydi. U ofitsial bitta frameworkdan ajralib chiqishni tavsiya qiladi. O'zi hamma packajlarni bir eng ko'p business layerda ishlatilsa kerak, menimcha mapperlar ham hammasi. Davom etamiz. Boshqa yo'q misol? Yo'q, hozircha. Mana buni o'chirib yotib, Swagger'imiz. Swagger'imizde create qiladigan bo'lsak, my first post. Hello everybody. Execute. İki sifatda saqlandi, ko'rim. Bizga ko'rinmadi. Nima ko'rinishi kerak? Natija. Swagger'da biz ko'rib o'tiribsiz, bosh ekraningizda menimcha. Bo'pti, qarang. İyi, görmedin mi? Ya. Doğrusu ne ettin? İşlemedi.
Hazır. Qatdan bitdi onu hatırlamayan Faqat menimcha deyim. Visual Studio berib qo'ydi zaki menimcha. Shu yerga. Ekran Polni. qo'yaman. Ha, Ekran shuni ekran qo'yaman. qo'ying da. Ana, endi ko'ringapti. Ha, parallelinde my first post kıldım. My first post'ta execute kıldım. 200 cevap etti. Ve bazı PG admin'den bir tekstil programımız. PG admin'de yaratırdık. My blog. Schema public. Tables post. Post notch programımız. My first post. Hello everybody. Endi bu kanaka amalga oştu. Yani bu post kontrollerimizde kamanda kırıp geldi. Yani sen kanasanın bacardığı kamanda kırıp geldi. Bu kamandanı kanakadır dispatcher'e verdik. O zaman hakemen şunu halkı veremem. Şunu yapmaya çalışıyorduk. Verdik kontrollerimizde. Ve o mediatörümüz handlerini toptu. Handlerini kurdu. Bu handleri bana bu söylediği handler iken çünkü Command özel bunu handle command'ını biz generic kılıp hop bu onu topu handler kovaladı, handle kıladı. kovaladı. Ve bunu handle diyen metodu işledi ve bana bunu insanlık becerildi. Application DB context'e injection taşlarından gelip şu anda bunu şu bilen işledi. Bak, bu bilen bizi anakamızı yapma yanı yok. Bitti mediatörümüz bizi yine bu İnternette biraz hazır bunu bir ortasını Ha. kullanmamız misal için Aha. yapıyorum. Yok ki query yazmak için değil demek için. Ha, query name yazıp koyamız. Query name buraya yazıp koyduk. Bitti mesela. Get post query. Interface query plus public get post query I request'ı lakin bunun için de cevap kaçış gerek doğru mu? Bu cevap için cevap için biz bir de modeli de doğrusunuz gerek. Bu postların içindeki modelsi gen bak kendinizde böyledi. Bu modelsin katki cöyler o zarin gibi olup olasılarım bana bu application'ın içi gen cöyler var olasılı. Modelsin üçerlik mutlum karakteri egemez katkı duruşu. Klasımız get post response get post response. Anlaşılmadı değil. Yani get post query'ni cevaplıyor. Yok ki mesela get post query response bu şekilde burada. Yani şunarlı yani. Bitti. Biz deneme barış gereği. Bunun için de list kalıp ana kalıp bu şekilde burada. Bu şekilde burada. Public. Ana bunu modeline çekeyim bitti. Element yarat böylelik. Misal için numara neydi? Post detail. Post detail. Public int id get set public title content. Bu narsani mana bu joyga tiqib olamiz. Post to post. Yoki bo'lmasam mana bu get post response'ni biz qanaqa qilishimiz mumkin edi? Buni I listdan right? Peki mesela prosta listten post data organımızda şuna elementi uzun. Şuna ağam list bu getirdi. İçi de alakalı element sonra verilmezdi. Ama şuna uzun primary içi de itemleri bulardı. Onu da şuna Bunu akılayalım. kanaka ben şuna ağam. List dozen pattern bu. Ha, şimdi ben şuna ağam kaldırıp getiriyoruz. Ha,
Şimdi bizde query'imiz var. Get post query. Buradaki cevabımızı yazmayalım. Get post query response. Query'imizde eğer burada kanaka kadar mesela filter, pagination narsalar, başka narsalar olsa biz mana şu joyda kabul qilsa bo'ladi. Ya'ni page number yoki bir tane kanaka bir narsa bor, short text kanaka bir. Lekin bizga unaqa narsa hozir bizga kerak emas. O'shaning uchun biz pusta qoldiramiz. Ichidagi padlodim. Lekin biz buni hentlarni yozib olamiz. Get post query hentler. I request handler. Mana bu joyda bizga qo'yib bermadi. Get post query ni abrobat kasb qilayotganimiz haqida ma'lumotni va bu joyda buni ham implementatsiya qilib task mana bu qaytadi. Handle uchun bizga I application db context kerak. Application db contextdan biz postni olamiz. Post to list post. Ben de bu to listini oldan select olalım. Böyle bizim adımız bu için. New post detail. Post detail da böyle biz ID'si gel. X ID title gel. X title content ki X content bir bitamız. Şimdi bizde böyle post cevabı özümüzü VC'de kaytardı şimdi. Lekin get post query response. Ne için get questions gerekiyor bunu? Ahırki cevabını. Bunu kanak kısa yapalım. Post'ını return tutturup amca kaytarsak bu ne güç bir toş gerekirdi. Lekin Hoş. Bu da list ki o gram yapmanı yaptı. Liste alıyor mi o zaman? Ha. Aha. Bak bana şu get response'ımızı hazır çeşit metrof alalım. Biz işimiz toplatmamız gerekiyor. Biz post list. Post data get abonamız. Bold. List. Post data. Post data. Просто return qo'yaramiz shu bilan bizda post kontrolda. Get bu joyda query'ni qabul qilamiz. Get post query. Query send query. Shu bilan mediator yana abrobatga qiladi. Shuni ishlatamiz. Get post query bizda qanaqa propertylari bor edi? Hech qanaqa properties yo'q. Okay, yaxshi. Aytdimki, betga ana search text, text bo'yicha qidirish, shunga o'xshagan narsalarni qo'shib ketsa bo'ladi. Filterlar, filterlar, paginationlar. Getni ishlab ko'ramiz. Get post query. Method post command yok yok badi kabul etmedi de yaptı. Ana kanalda xullas mana bu query'ni tashqaridan olyapmiz lekin ichidagi nimasi yo'q o'shani turmush postdan bir joyda ichida hech narsasi yo'q narsalarni nomini qo'yib create qilamiz. Chunki flaggerimiz adashib ketadi o'zi aslida postman bilan ishlasangiz unaqa muammo bo'lmaydi. Просто Swagger айтады ки, бадини гетте беріп ала алмаймын. Ана пустой объектне болса, бадиде қабыл болмақшы болдым. Мана шу жойда мари торуны деп қойналы. Атмес мана. Мари сіз? Атмес мана резолт. Сіз чарғытып тұрсыз.
Abi, ben de yet dostum çatlarımız. Ha, ben de medyatörü kaydedigen bölsek, yani koşumça nesalarda koşumça nesalarda bunu notifications diye nesal bu. Sağolun. Ha Muhammed Can Ege, mesela için hazır endi get bayağı diye yazmak Hı belki hı. ondan delete ki mesela endi bular giyem özge alakada bitti query ya ki işte mutation mesela Hı-hı. ki yani ki handler hem koşup çıkışımız gerek. Her bitti metot ki iki tane arsa. Hı-hı. Doğru mu? Doğru. Şimdi koşup çıkışımız gerek. Hı-hı. Oşan için hem bunu silahe başı da ettim ki Clean Architecture yok ki sıra projekte oyla top çiz bile kurulup geçişiz gerekmez. Bunu şu realne kodda projekte bugün paydadık. Yumurta zorluşuz gerek. Başı da siz tek şirin varışı masalıdır. Servisler yaratıp siz tek bit varışız gerek. Ve şunu bilirsiniz gerek ki use case'ine çıkıyor. Kere ve kere emez mesela taşımasız gerek. Mesela devlet size kere emez mi? İşte çiz kere emez. Yok ki ana kadar filter nasıl kere emez mi? İşte koşmuş çiz kere emez. Ortaçı nasıl kutuluş gerek. Fakat gene frontend ki kere böyle diyen knopkada. Mesela bir tek knopkası var. Posttan ruhatını alıcı knopka var. O şey knopkanı baskendeki kamandana yok query'ne böyle de kısaplaşacağız kere. Hagen lanserlerden havas geçeceğiz Şunarlı, kere. Ha, paralel. Notifications diye nasıl var? Notifications bu. Bu şey ne madur? Hadise bacarılgende bunu şey hemen ilan kalıştı. Doğru mu? Hatta bu ne madur? İşte şey o şeyde eventler bile. Yani event. event bizde ne madurlarımız var. C# nozda eventlerimiz var. O şey nasıl işte başka o şeydi. Lakin bu animada bunu implementasyonuna katarak kutu verirken mediator az biz bitti notifications diyen papka yaratmalarımız. Bu notification nasılımız ne buluşum mümkün? Mesela Demek post kaysi create layer'da joylaştı notifications again papkamız? application Application'da. post created, yani post yaratıldı. Ha, doğru. Ve bu post yaratılgandan keyin post yaratılgandan keyin kimdirler onu o şey yaratılgandan hakkında malumattan faydalanışı mümkün. Doğru. Post yaratıldı demeyi numadır kılışım kereği. Çünkü yoksa mesela user alıdıgan bir şey mesela servisimiz içi de şu dasturumuz içi de user yaratılışı bilen önce SMS getirdik yani ki şu e-mail'e hat getirdik yani kumakçı bilsek user created notification yaratamız. Şimdi bunu şu notification'ın handler'ları şu olup da bu notification'ın bu yani ve o şu notification'ını abrabot yapılıp o şu SMS'ini cünet varadı ya e-mail'ini cünet varadı ya başka nasıl kalır. Hazır sıralar bir tane sen konuşuyor da mümkün. Kuryamızda konuşuyor. Burası da malum ki. Identification. Buna alakası yok. Cevap. Hiç alaka cevap etmiyordu. Burası da uzun kalır. Yani bunu çünkü nasıl bir varış mümkün. Lakin bunun cevabını istedim. Identification. Çünkü handlerleri kuptu. Kim abrabat yakın yanı bizge alakamaz. Paramı. Mesela çünkü Prosta int koyuyoruz çünkü int id. Yani post yaratıldı ve içine payload kalıp id'sini koyuyoruz mümkün. Tamam. Ve katlardadır abra boyçiklara buluşu mümkün. Yani başka joylarda kat, başka papkalarda katlardadır abra boyçiklara buluşu mümkün. O abra boyçik mesela post created notification handler. Mesela bunun için bir bosa, başkası iki, üç, başka klasa buluşu mümkün. Yani bitti notification'ı 5-6 da handler buluşu mümkün. Ama bu komandalarımız gibi olsa, bitti request'ı, bitti handler. Olur. O şansınan bu cevap kaytara oladı. Notification olsa, kaytara olmayan cevabını. Çünkü o prosesle haber cevabı oladı. Ben mesela ki haber, nümaksaların, haber nüksüleriydi. Identification handler. Kaysi notification'ı alıp yapıyorum. Ve içinde bütün bu çınakı handle diye bir sesi var. Bu handle mesela kanakadır debug
Meda, print. Cancel bipte Not. shunaqa ovoz bor edi. Ha, okey. Print. Bo'laveradi. Print qilamiz prosta. İçinden, notification içinden, notification içinden. ID'sini çıkarıp alışmamız mümkün. Bu string'e okudu. Ekranı çıkarıp koyuşumuz mümkün. Tamam. Bu task'lı gibi, async'lı gibi. Başka çalışmamız yok olduğu için. Bu notification'ın birincisiydi. İkincisi buluşumuz mümkün. Ma bu yerda hech kim bir ikki qilib yozib ketmaydi o'zi. Pastda boshqacha nom bo'ladi. Hozir mana nom to'qiyapman. Bu birinchi handler, bu ikkinchi handler. Bu joyda masalan birinchi handlerni javobi bunaqa bo'ldi. Nimadir ozgina to'g'ri ketdi. Mana bu yopildi, bu yopildi. Yok, Mana bu to-string'dan kerak emas. keyin. Bu Ha, aha, okey. birincisinikiydi. Mana bu ikkinchisini ko'rish kerak. Ya'ni yaratilgani haqida ma'lumotni ikkita handler ham, o'nta handler ham robotga qilaveradi. Ya'ni user masalan yaratilganda bitta handlerimiz borib SMS kod jo'natsa, ikkinchisi borib masalan MyGov ko'ziga kirib o'sha APIsiga mana sanda bitta fuqaro paydo bo'ldi, mana sanga nima deb yozib kelishi mumkin. Boshqa narsa boshqa narsa qilishi mumkin. Shunaqa narsa. Endi buni mana bu post created notification'ni mana bu joyda e'lon qilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana shunaqa hodisa bo'ldi deb aytib olishimiz kerak hammaga. Javob so'rab. Buning uchun bizga ya'ni yana nima kerak? I mediator kerak. Mediator. Mediatorni o'zining ichida ishlatamiz. Endi bitta mediator nuqta send mas endi publish. Publish kirish. Publish new post created notification. Va ichiga biz ana ID'mizi berib yuboramiz. ID'yi masalan mana bundan qaytgan ID bo'lishi mumkin. Ha, ovoz Qanaqa bo'ladi. qanaqa ovoz bo'ladi? Var qilib olingda entity entry tipida qaytaradi. Etdan oshgan, ha. Var. Entry entity Entry oshgan entity. Ya seni ham menga asinxron array qilib qo'ysangiz bo'lar ekan o'zi aslida. qaysini Async qilib. Bunda biz mana bu cancellation tokenini berishimiz kerak. Bunda menga ham cancellation tokenini berishimiz kerak. Mana endi bu yerda mana bu handlerimiz ishlagandan keyin hammaga javob solib mana bu yaratildi deb berib yuboradi, to'g'rimi? Naryodagi ikkita notification ham ishlaydi shunda. Ishlatib ko'ramiz. Ikkala notification ham ishlash kerak. Zo'r. Title my second application. Hello. Kes qaytdi va debugga kirib ko'rishga harakat qilamiz. Debug vertigimiz qaytdi. Mana. Birinchi handler ikki ID'ni qaytardi. İkinci handler ham ikki ID'ni qaytardi. İnternet meniki qotyaptimi yoki? Ha, okey. Yaxshimi? Davom etaveramiz. Ha, yaxshi. Ha, demak kelibdi. Ha, mana birinchi handlerimiz ikki javobini berdi. İkinci handlerimiz ham ikki javobini berdi. Ya'ni bu ID'dan biz boshqacha yo'lda foydalanishimiz mumkin edi. Ya'ni
Mana ID keldi. Buni biz yana bazadan o'qib kela olishimiz mumkin edi. To'liq ma'lumotini yoki bo'lmasam boshqa narsa qilishimiz mumkin edi. Masalan, user holatiga keladigan bo'lsa, userni ID'sini emas, nomerini o'zini olib kela olishimiz mumkin edi. SMS Bu nomerga funksionality. SMS yuborishi bo'ladi. Yoki Ha. emailini shunaqa narsa. Hop, undan tashqari bu funksionaldan tashqari yana bitta funksional beradi. Bu aytaman. Behaviors. Behaviors. Nima deysiz ki? Behaviors deganda nima tushunasiz? Behavior. Behavior deganda bu anavi nimami? Harakat nima boru? Odob axloqqa o'xshagan xarakter. O'zini Bizda tutish. Mediator bizga o'zini tutish anaqasini beradi. Ya'ni mediator ham xuddi .NET Core'ga o'xshab middleware'lardan tashkil topgan. Ya'ni bitta komandamiz handler'ga kelguncha pipeline'lardan o'tib keladi. Ya'ni bitta pipeline'dan o'tib keladi har xil middleware'lar uchun. To'g'ri. O'shanaqa behavior'lar yaratib qo'yishimiz mumkin. Masalan, logging behavior. Ya'ni orada log chiqib ketadigan pipeline'ni anaqasi o'zini tutishib. Login behavior I pipeline behavior. I pipeline behavior'ga biz ikkita narsa berishimiz kerak. T request va T respond. Bu narsani biz umumlashtirib qo'yishimiz kerak. T request. Ha, generic qilib yozib qo'yapmiz. Va bu joyda T request va T respond berib qo'yamiz. Va mana bu bizda request constraint type parametri. Where anaqa qilib ketish kerak. Where ya'ni mana T requestimiz I requestdan yana qolgan bo'lishi kerak. Va bu joyda missing membersini qo'shib ketamiz. Bu yerda handler yozamiz, ya'ni mana shu tasavvur qiling, command keldi, commandni mediatorga berdik va mediator pipeline'ga kirib ketgan, middleware'larni bitta-bitta bir-bir chaqiradi. Birinchi o'rinda bizda loggingimiz bo'lishi mumkin va keyingisi masalan validation bo'lishi mumkin. Handler bo'lishi mumkin, mana shunaqa qilib o'tib keladi orada. Buning uchun biz bitta public yo public emas, private read-only bitta anaqadir logger qo'shib olamiz. Logger. Logger. Va bu loggerni mana shu joyga qo'shib qo'yamiz. Bu loggerimiz anaqa ishlaydi. Bu loggerimiz drive ketishga, drive finalga o'raymiz. Loggerimizda aytamiz debug request before execution. Ya'ni hali execution bo'lmadi, birinchi kirib kelishi. Pipeline qanaqa ishlaydi? Kirib turib qaytib chiqishida ham ishlaydi, to'g'rimi? Middleware'lar shunaqa ishlaydi. Kirib chiqib ketganda ham ishlaydi. Await next degan anaqa bu. Delegate. Request delegate. Va bu joyda loggerni chiqib ketish jarayoni, ya'ni next tugaydi, next tugagandan keyin qaytib chiqadi middleware. Middleware'ni kim ishlash prinsipini tushunmasa ko'rib olinglar. Bu .NET'da ham xuddi shunaqa prinsip bo'yicha ishlaydi. Middleware kiradi va qaytib chiqqanda ham o'shundan o'tib ketadi. Log debug request before before emas, after execution. Endi mana bu sal anaqa bo'lish uchun chiroyli anaqa narsa qo'shib qo'yaylik. Name of request. Bizga name'ni beradimi? Qaysi anaqa kelgan? Ha, obyekt name'ini beradi. Beradi. Obyekt name'i o'zi request-u. Bizda nima so'rayapti bu? Nimadir qaytarish Pasta ya. Next. Yeah, finally, yeah. Okay. Bold. Bu bo'ldi.
ko'rdi. Endi bitta narsa qo'shib ko'rishimiz kerak. Bunaqa behavior control aniqlar uchun biz dependency injection'da yana qo'shimcha narsa qo'shib ko'rishimiz kerakki, add scope. Add scope type of logging behavior. Qanaqa edi? Request. Request. Va bilan Mm-hmm. virgul type. O Hani tipçi, umumlaştırıp o bir varış tipte, vardı. Tip o tip, umumlaştırıp. o tipte umumi tip kalıp mı? Ha, mana virgül başlayıp boş gelemez dediğin bu şöyle typo. Hı. Şimdi bana bunu nasıl bakıyor? Bu branch in service type implementation join. Nimadir kabul qilmayapti. Nima deyapti? Type. Exception. Operatörde böyle yaptım. Hozir umumiy o'tkazmoqchimiz. Sorunun iPipeline'dan o'tgan Ha. o'zini O'sha o'tkazib umumiy qo'ying. o'tish kerak. O'zini umumiy o'tkazib qo'ying. Yo. Generic qilmasdan. Naqada mana shu ishlamasa kerak-ku. Bunaqa demem. Bunaqa realizatsiyasi yo'qda. Hozir bir daqiqa. Shunday ismi so'rash mumkin. Aha. Google yazıp görelim. Ya bu tabii. O çok mu? Yazgan nasıl tuttu? Ayrılma. Type of iPipeline behavior. Also virgül. Also virgül. Virgül. Type of. Logging. Bakalım. Ha. Bu. Şunlarla böyle. Bana bu narsı bana ne kadar verdim. Ha. Vardı, vardı. Jenerik tekrar vermezsen, okey. It's got buldu. Hozir shunda iPipeline behavior'dan olingan hamma misol uchun behaviorlarimiz logging, mapping hammasi shu bo'yicha ketaveradi. Az kuramız. Yani, get kısayım. Get kısayım. Create command kısayım. İşler çıkayım. Ben şimdi get kuramız. Logger koşulmak diyor. Logger'e koşmak gerek. Logger'imiz kanat koşandık. Logger'da o şey program CSK. Evet. End login tutturup biz anakasını yoluna bir kursu gelmeden de ekmeği şu kadar çalışmış gelip. Nasıl cahil aşığının farkı yok. Ümit kılınım. Yok. Login bir şey vermesi de. Biz Hop. Nima deyapti? Ay Xullas logo. mana bu iLogger'ni aktivatsiya qila olmadim login behavior bildirishida deyapti bizga. Xullas Inject anaqa qilinganmi o'zi u? inject qilinmaganda o'sha application ichida o'sha joyga services add login. Sonra mana shu narsa bizga login qo'shib berish kerak. Qo'shish kerak ha?
Figür kuramız belki. Figür kuramız. Set minimum level. Set minimum level. Mesela log Şayet login koşu gerekir. Ne başladı yaptı bu Boş şunları yaptı. Ana onu o bitti 400. Ha okey yazın için. Mantıcı tanesi bu. Benim bu nasıl açıldı? Ah Ha tipini belirleyiş gereken bu de. ket. Login behavior. Login behavior. T request. T Ha şunu. Nario diyeyim şunu bir ilişkili. Yok, yok demez. Mas benim için şunu branch değil ki bu. Ana type'ını bir koyacağım. Yani kırda login behavior bir taraf. Walk kalır. Tatlı şurada walk. Burası log level pozisyonu. Kendi yeten object durur. Object durur. Çıkıp gitmeyi bekleyen ucu ne bir madde çıkıp. Çıkıp gitmeyi. Az işler de. Ormayan da. Plus log yerine arkasını biz doğru ornatı koysak oldu. Ama konfigürasyonlarını doğru ornatı Konfigürasyon. koysak oldu. Bazı bana log error dışı da anlık çıktı herhalde bu. 100%. Şinerli. After request. Ana bunu daha bir type of flow gereken. Ha. Type of klasik. Ha, tipi ne haber adı ya Name işte. of flow böyle Hazır abi ilk tane küçük yap. olsun yani. Type Çinerli. Müjde zor mağazı yöken. şu Asosan başka. endi katta proyektler ge işletilirken de Muhammed Can Ekim misal için mayda Asosan çıda bosa naka maydala bir oz gene utta mikro servis köşe baht ala diyen dersin de. Çan makalladı. Mede. Get başkaları. Get başkaları. Plus şahit kendimde prezentasyonu Enterprise projects, banking sistemindeki oxygen, green business rule'ları bu projektlerde kalmış biri. Green